Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim, sevgili Instagram takipçilerim ve sevgili danışanlarım. Kanalımda hastalıkların travmatik sebepleriyle ilgili konuşmuştuk. Bugün ise bazen hastalığa sebep olan şeylerden bir tanesi geçirdiğimiz kazalarla çok alakalıdır. Kazalar derken bakın trafik kazaları olabilir, kırık çıkıklar olabilir. Hayatımızda yaşadığımız bu travmatik olaylar acaba tesadüf mü başımıza geliyor? Yoksa bir kaza yaşadığımızda bu kazayı nasıl değerlendirmeliyiz? En iyi şekilde nasıl değerlendirirsek bilinçaltımızı yönetebiliriz ve hastalıklara da yakalanmayız. Çünkü kazalardan sonra da ciddi anlamda hastalıklar da geçirebiliyoruz biliyorsunuz. Trafik kazaları için şunu söyleyelim öncelikle. Bir kişi trafik kazası yaşadığı zaman evet bunu bir kere yaşayabilir ama bakın devamlı trafik kazası yaşayan insanlar var. Orada şu soruyu sorması gerekiyor insan kendine. Ben bunu neden çektim? Ve genellikle bizim tespit ettiğimiz konu şu. Trafik kazalarını yaşayan insanlar kendilerine öfkeli, kendilerine kızgın, kendilerini cezalandırmak isteyen insanlar. Hani kendilerine öfkeli, kendilerine kızgın insanlar derken bazıları bunu dışa da vurur biliyorsunuz. Mesela sevgilisine sinirlenir ve sevgilisine sinirlendiğinde telefonunu alır, duvara fırlatır. Yani sinirlidir, öfkelidir ve yumruğunu duvara vurur ve burası kanar. Bakın kendine zarar verir. Duvara kafa atar. Kafasında cam kırar. Öyle bir sahne vardı ya bir zamanlar. Tülin'ine Caner diye bir çift vardı. Caner kafasında böyle bardak kırmıştı. Kendini cezalandırma yolları. Ya da bazen bir şey hatırlayamadığınızda salak kafam yapmak bile aslında kendini cezalandırma yöntemlerinden bir tanesidir. Kendimizi cezalandırma yollarından bir tanesi de işte trafik kazaları olabiliyor. Yani bu öfkeyle çok alakalı olduğunu bir kere söyleyelim bunun. Bir keresinde ben bir arkadaşımla onun aracıyla bir yere gidecektik. Fakat o sırada o sevgilisiyle konuşurken ona biraz öfkelendi. O telefon konuşması esnasında. Sonra araca bindik. Otomobille giderken orada tam bir kaza geçiriyorduk ve ben hemen çaktım durumu. Yarım saat önce sevgilisiyle konuşurken ona karşı öfkelenmesi aslında neredeyse trafik kazasına sebep oluyordu. Ve dolayısıyla kendimize kızgınlık, kendimize öfke trafik kazalarına sebep olabilir. Ama bakın şöyle bir durum da olabilir. Biz bunu çekiyoruz da kısmı var. Yani siz aracınızı park ettiniz, birisi gelip arkadan çarptı. Bunu da siz çekiyor olabilirsiniz. Çekim yasasına göre. Aman dikkat. Trafik kazalarında ikinci bir bakış açısı, kırık çıkıklarda, kazalarda, hatta bazen de kavga dövüş ettiğinizde biriyle, yani çatıştığınızda demek istiyorum. O zaman da neye bakmalısınız? O zaman da bazen şöyle bir şey olabiliyor. Hayatınızda yeni gelişmekte olan şeyi kabul etmemek. Yani diyelim ki geliriniz ikiye katlanmak üzere. Evlenme arifesindesiniz. Hayatınızda yeni bir gelişme olacak. Taşınma arifesindesiniz. Büyüme ve gelişme ile ilgili, genişleme ile ilgili yeni bir şey olduğunda insan onu hak ettiğini düşünmüyorsa kazalar, tartışmalar, kırık çıkıklar hayatına çekebiliyor. Hani vardır ya, üniversite sınavına girecektir öğrencimiz, son günü hasta olur. Bunun gibi. Yani o sınavı kazanırsa bambaşka bir hayata atlayacak. O zaman ikinci şey, iyi ve güzel şeylerin arifesinde bu tarz şeyleri hayatımıza çekebiliyoruz. Ve ya da iyi ve güzel şey yaşıyorken onu hak etmediğimizi düşünerek, güzel bir ilişkiniz başladı, onu hak etmediğinizi düşündüğünüz için kendinizi duraklatmak adına bunu yaparsınız. Geliriniz ikiye katlandı. Bir süre sonra kendinizi baltalamak adına trafik kazaları ya da bu tarz şeyler yaparsınız. O da hak etmiyorum inancından kaynaklanır. Bakın bu belirgin bir örnek. Çiftler kendi aralarında tartışmakta. 3 ay önce başlamış tartışmaları. Evet bir kızgınlık, bir kötü bir olay olmamış. Travmatik bir olay yaşanmamış. Neden tartıştıklarını sorguladığında şu çıkıyor çiftlerin. Aile şirketleri var ve gelirleri ikiye katlanmış. Ama tabii ki tartıştıkları konu ve birbirleriyle çatışmaları bu konuda değil. Sen şirketteki işte şu kişiye baktın, kıskançlıklar vesaire. Ama aslında gerçek alakalı konu şu çıktı. Aile şirketinin gelirleri ikiye katlanınca o bolluk ve bereketi hak etmiyoruz inancının getirdiği çatışma ve durumlar. Bazen de bu bir ev hanımının çalışma hayatına atılmaya başlamasıyla eşiyle tartışması arasındaki bağlantıdır. Yani demek istediğim iyi ve güzel şeyleri yaşama arifesinde ya da iyi ve güzel şeyleri yaşarken kendimizi durdurmak adına kazalar, kırık çıkıklar, tartışmaları hayatımıza çekebiliyoruz. O zaman böyle bir durumda iki şey soracağız kendimize. Bir, kendime öfkeli ve kızgın mıyım ya da birine öfkelenip kızdım mı? O yüzden mi bu kazayı yaşadım? İki, iyi ve güzel şeyin arifesinde miyim ya da iyi ve güzel bir şey yaşıyorum? Onu daha devam ettirmek noktasında kendime engel mi koyuyorum? Sağlıklı günler,
sağlıklı. Bu videonun umarım faydalı olmuştur. Çünkü sizden istediğim bu seriyi takip edin. Çünkü hepinizin gerçekten sağlık konusunda ve olayları yorumlama konusunda bakış açısının genişlemesi için bu videoları çekiyorum. Sağlıklı günler.